Başlığı gördüğünüzde aklınıza genel olarak puzzle yani bulmaca oyunlarının geldiğini biliyorum. Çünkü IQ'nun sadece bulmaca ve sorun çözmenizi kolaylaştıran bir tür zeka seviyesi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. IQ yani Intelligence Quotient, Türkçesi zeka katsayısı olan olgu sadece zeki olup olmadığınızı tek bir senaryo üzerinden belirlemiyor. IQ, kişinin akıl yürütme yeteneği olarak açıklanabildiği için zamanla, tecrübeyle, yaşanmışlıkla doğru orantılı şekilde gelişebilir. Bir insanın bilgi birikiminin mantıkla harmanlandığında sorunların üstesinden gelebilmesi ve belli senaryolarda tahmin yürütebilmesinin bir ölçüsüdür. Hayatınız boyunca çok şey görmüş ve yaşamışsanız, hafızanızdan çektiğiniz anlık bilgiler sizi yeni karşılaştığınız senaryolarda öngörü kullanmaya teşvik eder. IQ ne kadar yüksekse öngörü de o kadar başarılı olur. Buradan çıkarılan sonuçla bunun doğuştan gelen bir yetenek değil, yaşam boyu edinilen tecrübelerle pekişen bir beceri olduğu aşikar olduğundan IQ'muzu yükseltmek elimizdedir. Daha çok okuyarak, daha çok öğrenerek, daha çok gezip görerek, daha çok yaşayarak veya benim bu videoda bahsedeceğim oyunları oynayarak farklı senaryolar içerisinde kalan beyninizi daha üst IQ'lara çıkarmaya ikna edebilirsiniz. Bitirdiğim oyunlar listesini şöyle bir gezdikten sonra hangi oyunların beni daha çok köşeye sıkıştırdığını, hangilerinin zor durumda kalmamı sağlayıp özellikle beynimi kullandığımda başarılı olmamı sağladığını not ettim. Bahsedeceğim oyunlar ve onları yorumlama şeklim subjektif olacak. Bendeki etkisi böyleydi diyerek önerilerde bulunuyor olacağım. Aslında bu video bir açıdan da oyun öneri videosu olarak kabul edilebilir. Oyunlara IQ penceresinden bakıp video konseptinden şaşmamak için de spesifik yönlerini ön plana çıkaracağım. Video boyunca bahsedeceğim tüm oyunları bitirdim ya da en az 30-40 saat oynadım. Şimdi sırasıyla başlayalım. Herhangi bir Hitman oyununu adam vurup katliam çıkararak oynamıyorsanız tebrikler. Aynı kafada izlemektir. Oyunun dizaynı siz fark etmeseniz bile kocaman puzzle'lar içeriyor. Ajan 47 ile hedefi arasında 3-4 adımda çözülebilecek bir bulmaca sekansı bulunur. İlk önce herkesten izole şekilde işemekte olan şoföre yaklaşıp onu aradan çıkarırsın. Bu sayede şoför kılığına girebilirsin. Şoföre benziyor olmak hedefinizin arabasına dikkat çekmeden yaklaşma ayrıcalığı verir. Bir şoför olarak arabanın sağıyla soluyla ilgilenmek gayet normal bir davranıştır. Bu aldatmaca sayesinde kimsenin ruhu duymadan arabanın altına eğilip yanınızda getirdiğiniz bombayı yerleştirebilirsiniz. Artık tek yapmanız gereken biraz uzaklaşıp hedefinizin arabaya bineceği anı bekleyip bombayı patlatmak. Ve bum! Görev başarılı, hedef yok edildi. Kimse de sizden şüphelenmedi. Her şey olması gerektiği gibi ilerledi. Tüm bu yapılanlar planlama, pratik çözüm yeteneği, zamanlama ve merak hissini perçinliyor. Her Hitman oyununun her görevini kimsenin ruhu duymadan halletmeye çalışmak kafayı epey çalıştırıyor. Sizden mühendis olur mu, olmaz mı? Bunu öğrenebileceğiniz bir oyunla devam ediyorum. Big Pharma, eczacıbaşı roleplay yaptıran, ilaç üretimi üzerinden para kazandığınız bir oyun. Üretimin yapılacağı alanı iyi kullanmak için üretim makinalarını çok iyi yerleştirmelisiniz. Süreye bağlı ilerlediği için mümkün olan en karlı ilaca yatırım yapıp üretimi başlatmalısınız. Çok kar getiren ilaçları üretmesi aşırı kompleks adımlar içeriyor. Bunların üzerine düşünmek bile IQ arttırıyor diyebilirim. Doğru ham maddeleri üretim hattına getirmek, bazılarını birbiriyle karıştırıp yeni malzeme türetmek, ham maddenin tamamını talep edilen formda hap veya krem şeklinde paketlemek ve en ideal zaman aralığında satmak zorundasınız. Diğer türlü bu oyunun bir anlamı kalmaz. Çok karışık olduğunu kabul ediyorum. Bu karışıklığın içinden çıktığınız anda hayatınıza daha zeki bir insan olarak devam ediyorsunuz. Level 5'in yaptığı ve çok tatlı bir seri olan Professor Layton serisine geldik. Ben henüz 2 oyunu oynadım ama elimde tüm oyunları kutulu şekilde mevcut. Tamamen bulmaca ve zeka sorularından oluşan bu seri arka planda bir hikaye anlatırken oynayanı durmadan sınıyor. Başlı başına IQ testi olarak kullanılabilir. Her türden bulmaca içeren soruları var. Bazen görsellik üzerinden fark bulmaya çalışıyoruz, bazen bir matematik probleminin içinde yüzüyoruz. Bazen de mantık sorularında beynimizden dumanlar çıkarıyoruz. Sorular bazen çok zor oluyor. Yapımcılar da bunun farkında. O yüzden her soru için 3'er ipucu hakkımız var. Oynamayı düşünüyorsanız iyi İngilizce gerektiğini belirteyim. Bazı sorular 2 paragraf metin içeriyor ve minik bir ayrıntı kaçtığı an sorunun cevabı yok gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Soruyu anlamazsanız çözmeniz imkansız. Layton oyunlarında Japonya'da puzzle profesörü olarak anılan Akira Tago'nun da katkısı büyük. Oyuna zamanında epey puzzle hazırlamış. İçinizdeki tasarımcı, mimar veya inşaat mühendisi potansiyelini dışarı çıkarmak ister misiniz? O zaman Super Mario Maker 2 oynamalısınız. Uzaktan bakınca 2D platformer lan bu, IQ ile ne alakası var diyebilirsiniz. Demeyin, oyunun Maker kısmı çok başka bir dünya.
Hiç özenmeden saçma sapan bölüm tasarımları da yapabilirsiniz. Sonuçta toplam 4 milyona yakın bölüm içeriyor oyun. Büyük bir çoğunluğu saçma sapan olarak nitelendirilebilir. Ufak bir yüzde de olsa muhteşem tasarıma sahip bölümler var. Siz de onlardan birine imza atabilirsiniz. Şahsen hiçbir şeye dokunma temalı bölümler yapmayı seviyorum. Bu tarz bir bölümde Mario'yu kontrol etmenize gerek yok. Öyle bir düzenek kuruyorsunuz ki Mario bölümün başından sonuna kadar kendi başına hareket ediyor. Böylesi bir bölüm yapmak normal ilerleyen bir bölüm yapmaktan bana göre daha çok kafa istiyor. Zelda serisi ayrı bir dünyaya ait. Aksiyon macera kategorisine giriyor ancak oyunun her aşaması sizden zeki olmanızı bekliyor. Bazen ana mekaniklerden birini beklenmedik bir yerde kullanmanız gerekir. Bazen saatlerdir kullanmadığınız dandik bir mekanik tek çareniz olur. Olur olur da siz onu kullanmayı akıl edebilecek misiniz bakalım. Nintendo DS'teki Phantom Hourglass oyununda bir bulmaca vardı. Konsolun iki ekranı var biliyorsunuz. Elde ettiğiniz bir harita üst ekranda gözüküyor ve bir damgaya sahip. Bunu alttaki esas haritanıza işlemeniz lazım. Bu sayede yola çıkabileceksiniz. Düşününce o kadar basit bir cevabı var ki ama ilk baktığınızda nasıl olacak bu yahu diyorsunuz. Üst ekrandaki işareti alt ekrandaki haritaya işlemeniz için Nintendo DS'i katlayıp kapağını kapatmanız lazım. DS sahiplerinin bileceği üzere bu uyku modudur. Kapağı tekrar kaldırdığınızda oyun kaldığı yerden devam eder. İşte tam bu puzzle esnasında kapanıp tekrar açılan kapaklar sonucu üst ekrandaki damga sanki bir fotokopi çekmişçesine alt ekrana geçiyor. Bu koca Zelda serisi içerisindeki minnacık bir puzzle. Bunun gibi onlarcası var. Hem de her oyun kendi içerisindeki mekanikler dahilince mükemmel puzzle'lara sahip. Herhangi bir Zelda oyununu bitirdiğinizde hayatınıza daha zeki bir şekilde devam edersiniz. Tabii çözümünü internetten bakmadıysanız. Captain Toad Treasure Tracker'ı 2 hafta kadar önce oynayıp bitirdim. Şaşırtıcı şekilde Nintendo Online üyelerine bir hafta bedava oynanılabilir yapılmıştı. İçimdeki beleşiği çok güçlü çıkınca bir hafta dolmadan bitirdim oyunu. Zaten 5-6 saatlik bir şey. Oyun çok zor değil. Hatta baktığınızda çocuk oyunu bile denebilir. Ancak perspektif olayını güzel kullanıyor. Ve bir şekle farklı açılardan baktığınızda problemin çözülebilir olduğunu gösteriyor. Oyunu dümdüz oynayıp sadece geçmek ve bitirmek odaklı oynamıyorsanız, her şeyi toplamak istiyorsanız çok düzgün ve ayrıntılı bakmanız lazım. Gözlem yeteneği ve perspektif antrenmanından ötürü bu videoda yerini aldı. The Bridge Switch'te oynadığım minnak bir oyun. Zamanı geriye sarıp perspektif kullanarak bulmaca çözüyoruz. Aynı zamanda iki paralel düzlem var. Koyu ve açık düzlemler arası geçiş yapılıyor. Bulmacaları öyle dizayn etmişler ki koyu düzlemden aldığınız koyu renkli anahtarı kolay bir şekilde açık renkli düzlemdeki kapıya getirebiliyorsunuz. Ama bu hiçbir işimize yaramıyor çünkü koyu renkli anahtar sadece koyu renkli düzlemdeki kapıyı açıyor. Şimdi elindeki anahtarı kaybetmeden tekrar düzlem değiştirmenin hangi perspektifte gerçekleşeceğini düşündür bakalım. Bölümün bulunduğu düzlemi de kendi etrafında döndürebiliyoruz. Bu sayede farklı açılardan veya yönlerden ulaşılabilir yolları görüyor, deneme yanılmanın da eşlik ettiği şekilde ilerliyoruz. Bazı bölümlerde bizi ezmeye çalışan bir top da var. Bölümü döndürdüğünüzde hızlı olmamızı isteyen bu bölümlerde mevcut. Bu arada Switch'teki nadir Türkçe oyunlardan birisi olduğunu söyleyerek diğer oyuna geçiyorum. Darkest Dungeon'da kaynak yönetimi ve risk analizi yeteneklerimizi konuşturuyoruz. Oldukça cezalandırıcı bir oyun olması nedeniyle kullandığınız karakterlerin can ve ruh sağlıklarını stabil tutmak zorundayız. Bu böyle tuşlara zamanında basarak becerilebilecek refleks odaklı bir görev değil. Niyetlendiğiniz dungeon'a girmeden önce olası senaryoları öngörmek gerekiyor. Bunları başardığımızda gelen tatmin hissi de gerekli yakıtı sağlıyor. Tıpkı ordusunu zaferi yürüten bir komutan edasıyla dungeon'dan alnınızın akıyla çıkmak için kafayı çalıştırmanız gerekiyor. Sadece bu kadar da değil. 4 karakterin en çok verim alacağınız alana yerleştirilmesi, yeteneklerinin sadece hasar verici şekilde değil, status etkileri de sağlayacak çeşitlilikte seçilmesi, dungeon boyunca her anlamda hayatta kalmanızı sağlayacak kadar yeterli mühimmatı yanınızda götürmek, riski doğru zamanda fark edip zararın neresinden dönülürse kârdır diyerek dungeon'ı doğru zamanda terk etmek, başarmak zorunda olduğunuz asgari görevlerden bazıları. Darkest Dungeon gibi bir oyunu bitirdikten sonra diğer oyunların otomatikman kolaylaştığını hissedersiniz. Molmanya, Mario Speedross ve Catrap. Bu üçüne bir çırpıda yer vermek istedim çünkü daha önce bu üçünden aynı videoda ayrıntılı bahsetmiştim. Yukarıdaki karttan tıklayarak izleyebilirsiniz. Üçü de Game Boy'da oynayabileceğiniz en iyi puzzle oyunlarından. Başlarda sizi içine çekecek kadar cezbediyor. Ancak kazın ayağı sonradan belli oluyor. Çok zorlaşıyorlar. Ama öyle bir büyüleri de var ki çok zorlaşana kadar zehir bedene yayılmış oluyor. Yaparım, geçerim, hallederim derken buluyorsun kendini. Bölümleri geçerken aldığınız başarı hissi oyunu bıraktırmayacak yakıtı sağlıyor. Ne kadar zorlaşırsa o kadar gaza geliyorsunuz. Hele Molmanya ve Catrap'in oyun sonu bölümlerinde 7-8 hamle sonrasını düşünmeniz gerekiyor. Ben bulmaca oyunu oynamak istiyorum diyenler bu üçüne bir baksın.
Super Metroid üzerinden bahsedeceğim Metroidvania türü oyunlarda beynin hafıza merkezini tam kapasite çalıştırıyor. Neyin nerede olduğunu hatırlamak zorunda bıraktığından siz farkında olmadan hafıza antrenmanı yapıyorsunuz. Eğer tecrübeli bir Metroidvania oyuncusuysanız daha ilk dakikadan beyniniz not almaya başlıyor. Çünkü kas hafızası gibi başına gelecekleri bildiği için bu ileride lazım olacak diyor ve not alıyor. Şurada double jump istediğinden henüz geçemediğim bir yer var, sonra gelirim. Burada henüz ittiremediğim bir taş var, güçlenince gelirim. Orada elimdeki silahlarla açamadığım bir kapı var, silahı alınca gelirim gibi beyniniz bilgileri işliyor. Metroidvania oyunları hafıza geliştirmek için birebir. Persona 4 Golden'ın incelemesini yaptım zaten. Yukarıdaki karttan tıklayarak izleyebilirsiniz. Çoğu RPG oyununda olduğu gibi karakterimizi güçlendirmenin birçok yöntemi var. Ama Persona 4'te ilerleyen gün mekanizması nedeniyle en iyi verimi alacak şekilde vakit planlaması yapmak zorundasınız. Geçen her gün personalarınızı level kasacak dungeon ziyaretleri, sosyal ilişkilerinizi güçlendirecek aktiviteler, şahsi özelliklerinizi arttıracak hobiler gibi aralarında seçim yapmak zorunda olduğunuz olaylar var. Bırakın bunlar arasındaki seçimi, hangi karakterler sosyalleşeceğinizi seçmek bile çok önem arz ediyor. Hangi arkanının güçlendirildiği, doğrudan hangi personaların buff alacağını belirlediği için düzgün planlama ve strateji yeteneğiniz saz eline almalı. Ya da oynadıkça saz çalmayı öğrenmeli. Bu yetenekler yavaş yavaş gelişiyor. Özetle çok uzun zaman eğilmiş bir karakter gelişimi olduğundan iyi planlama yapmak için epey kafa patlatmanız lazım. Phoenix Wright serisi üzerinden visual novel örneği de vermek istiyorum. Diyaloglar arasındaki puzzle'ları çözmekte dikkat ve pratik zeka istiyor. Phoenix Wright serisinde araştırmalar sonucu elde edilen kanıtların mahkeme sekansı sırasında mantıklı yerlerde sunulması için gerçekten akıllıca düşünmeniz gerekiyor. Deneme yanılma yoluna başvurmak da sizi ilerletir ama tek seferde doğruyu bulmanın verdiği hazzı asla alamazsınız. Tanık konumundaki karakterlerin yalanlarını ortaya çıkarmak, daha önceki beyanatlarındaki söylediklerini hatırlayıp yeni söyledikleriyle çeliştiği yerleri belirlemek çok dikkat istiyor. Ha bizim için ekstra İngilizce bilgisi de istiyor, o ayrı bir konu. İngilizcesini geliştirmek isteyen kişilere de önerebilirim bu oyunu. O kadar çok diyalog var ki bir kitap okumuş kadar olursunuz. 3 oyunu da canlı yayınlarda oynamıştım zamanında. Toplam 150 saatimi aldı. Kanalda serisi de var bu arada. İzlemek isterseniz yukarıdaki karttan oynatma listesine gidebilirsiniz. Cities Skylines tıpkı Super Mario Maker 2 ve Big Pharma'da olduğu gibi hem tasarımı hem de para kazanma kaygısını harmanlayıp geliyor karşınıza. Kurduğunuz şehrin çok güzel gözükmesi yetmez. Altyapısından üst yapısına kadar hem en çok parayı kazanacağınız hem de simülasyon halindeki insanları mutlulukla donatacağınız bir şehir kurmalısınız. Güzel gözükmesi tatlının yanındaki kaymak gibidir. Elektrik hatları yeterli mi? Yeterli diyelim, fazla at çekilmiş olabilir mi? İsraf bu oyunda da çok büyük bir günah. Oluşturduğunuz hanenin ihtiyacından fazla kaynak sağlamak size para kaybettirir. Ya da tam tersi, sağladığınız altyapıya karşılık yeterince hane üretmezseniz bu sefer de vergi kazancınız zayıf kalır. Cities Skylines'ı para kazanma odağıyla oynamıyorsanız niye oynuyorsunuz yahu? Şaka tabii, istediğiniz gibi oynayın. Ama en çok parayı nasıl kazanırım sorusu kafada dolandığı sürece de o kafa parıl parıl işliyor. Zekanın aksiyonla birleştiğinde işe yaradığı bir oyuna geldik. Trauma Center'da doktorculuk oynayıp ameliyatlar yapıyoruz. Ancak yapılacak işlemler hem doğru sırada hem de hızlı gerçekleştirilmeli. Yoksa hastayı kaybederiz. Ameliyat bölgesini neşterle aç, iltihaplı bölgeleri temizle, o esnada oluşan kesikleri kapat, oluşan kanamaları dezenfekte et. Tüm bunların üzerine oyunun esas zorluğu olan doğaüstü bakterilerle savaş, onları öldür. Onların açtığı kesikleri kapat, en son açtığın kesiği dik, dezenfekte et ve bandajla. Tüm bunlar olurken bir de gözün hastanın can barında olsun ki gerekirse can iğnesinden bir tane enjekte et. Bu işlemlerin doğru bir şekilde ve hızlıca yapılması inanılmaz bir el-göz koordinasyonu istiyor. Zaten video oyunlarının genel olarak el-göz koordinasyonu gelişimine katkılarıyla ilgili birçok çalışma var. Bu oyunda expert mod açmak zorunda kalıyorsunuz. En ufak hatada hastayı kaybedersiniz. Bölüme de baştan başlarsınız. Sizden böyle bir beceri istemesiyle sınırlarınızı zorlayacağınıza eminim. Son iki öneri bu video boyunca önerdiğim bazı oyunlara benziyor. Daha doğrusu sizden istedikleri ve becermeniz durumunda size verecekleri konusunda benziyor. Civilization 5'te seçtiğiniz liderin özelliklerine uygun, ondan en iyi şekilde yararlanacak bir uygarlık kurmanız gerekir. Bunun haricinde dikkat etmeniz, kaynağı doğru yönetme konusunda kafa yormanız gereken tonla ayrıntı var. Hangi komşuyla iyi geçinip hangisine saldırmak mantıklı olur? Kimle arayı daha iyi tutayım? Medeniyeti bilimsel açıdan mı, kültür yolundan mı ilerleteyim? Yoksa yakıp yıkarak herkesi hükümdarlığım altında ezeyim mi? Her oyun bu sorguları baştan sona yaşayarak oynuyorsunuz. Prison Architect üzerinden örnek vereceğim ama tüm real-time strateji oyunları da bu başlığa dahil edilebilir. Anlık karar vererek yapılacak değişikliklerin en verimli olmasını sağlamak gibi bir gayeniz oluyor bu oyunlarda.
Gerçi Prison Architect'te zamanı durdurabiliyorsunuz ama isterseniz RTS gibi de oynanabiliyor. Kontrol ettiğiniz birimlerin mutluluğundan tutun günün sonunda cebinize girecek paraya kadar birçok parametre var. Prison Architect'te mahkumlara hizmet etmekten ziyade onların gönlünü hoş tutmaya çalışıyoruz ki hapishanenin içine etmesinler. Sonuçta bunların hepsi belalı tipler. Bu amaç doğrultusunda mahkumların beslenmesi, açık havaya çıkarılması, duş almaya vakitlerinin kalması, kendilerini güvende hissetmeleri ama kaçmaya çalışmak gibi salaklık yapanların da gereken cezayı aldıklarını görmeleri, bir işe yaradıklarını hissetmeleri açısından meslek öğrenmeleri ve zamanlarını doldurduklarında da güzellikle salınmalarını sağlamak gibi bir sürü olguyu düzenli şekilde uygulamanız lazım. Bunların hepsi çok iyi bir planlama gerektiriyor. Benim tecrübe ettiklerimden IQ arttıran oyunlar böyleydi. Sizler bu oyunlardan hangilerini oynadınız? Ya da sizin bu şekilde önerebileceğiniz oyunlar var mı? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Bu kanalın içerik üretmeye devam etmesine destek olduğunuz için Selçuk Gold üyeleri başta olmak üzere tüm katıl üyelerine sonsuz teşekkürler.